10 Haziran 2021 Starcom TR Hüseyin Gülerce Evet, Davutoğlu siyaseti bilmiyor. Geçtiğimiz pazar günü Afyon Karahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı 2300 nüfuslu Güney Beldesi'nde seçim yapıldı. Geçerli 1606 oyun 1021'ini alan AK Parti adayı Erol Karabacak belediye başkanı seçildi. Büyük Birlik Partisi 504, CHP 29, İyi Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, Saadet Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 1 oy aldı. Haftalardır erken seçim diye tutturan muhalefet bu belde seçimine bir işaret fişeği olarak baktı. Kazanacaklar ve demedik mi erken seçim şart diye davul zurna ortalığa döküleceklerdi. Biden'a selam çakacaklardı. Sabahta Mahmut Öbür'ün köşesinde okudum. CHP'nin belediye başkan adayı Faruk Özkan, burada seçimi AK Parti dışında biri kazanırsa ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'deki Güney Kasabası nerede diye haritaya bakacak. Almanya'daki Angela Merkel, İngiltere'deki Boris Johnson haritaya bakacak demiş. Ahmet Davutoğlu ne dedi biliyor musunuz? Gelecek Partisi'nin ilk zaferi Afyon'un güney beldesinde olacak ama nihayet zaferin adı Ankara'da olacak. Ankara'da. Bırakınız 17 oy alabileceğini tahmin edememeyi bir siyasetçi bu kadar basiretsiz, bu kadar hayalperest olabilir mi? İlk seçimin senin, insan temkinli olur. Bizim için bir sınav olacak falan der. Zafer'den bahsediyor. Boyunun ölçüsünü aldı ve 5 gün geçti. Tek satır bir açıklaması yok. Konuşsa ne diyecek? Ben espri yaptığım sosyal medyada Kılıçdaroğlu'dan Davutoğlu'na geçmiş olsun mesajı. Sayın Davutoğlu seçim zaferi beklerken 17 oy almışsınız. Üzülmenize ve bir açıklama yapmanıza hiç gerek yok. Benim başıma 9 defa geldi. Zamanla alışıyorsunuz. Bir şey olmamış gibi davranın. Biz espri yaptık ama Davutoğlu gerçekten hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Davutoğlu'dan siyasetçi falan olmaz. Çünkü liderlik kumaşı halkla bir sempatisi yok. Sonra attı mı büyük atıyor. Daha önce de Konya'da 19 Temmuz 2020 Anadolu'ya çıkarım ve sadece Esselamun Aleyküm derim. Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım demişti. Niye Güney Beldisi ayağa kalkmadı? Niye Anadolu Davutoğlu'nun selamını almadı? Çünkü bu selam siyaset için veriliyordu. Samimi bulunmadı. Hele Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan vefasızlık Anadolu'da not edildi. Genel seçimlerde Babacan'da Davutoğlu'da perişan olacaklar. Kurdukları tırtıklama partileri milletten hak ettiği cevabı alacak. Güney beldesinde verilen ders bir işarettir. Davutoğlu'ndan neden siyasetçi olmaz? Lider neden asla olmaz? Bakınız Sayın Erdoğan sırf partisinin geleceğini düşünerek AK Parti Genel Başkanlığını ve Başbakanlığını Davutoğlu'na verdi. Davutoğlu iki yıl bu görevlerde kaldı. Eğer siyasetten anlasaydı bu fırsatı değerlendirir bugün Türkiye bir devlet adamı kazanırdı. O ne yaptı? Kibri yüzünden kendisini Erdoğan'dan üstün gördü. Evet Erdoğan'ı harcamaya heveslendi. 17 Haziran seçimlerinden sonra CHP ile koalisyon yapıp Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı'na başkanlığında yalnızlaştırma kumpası kurmaya kalktı. 1 Kasım seçimlerindeki AK Parti zaferinin mimarı olduğunu ilan etti, havalara girdi. Erdoğan da onu kenara çekti. Lider olsaydı, seçim zaferinin gerçekten mimarı olsaydı onu kimse bitiremezdi. Bir de lafının kendisinin aciziyetini ortaya döktüğünü bilmeden bana kumpası Erdoğan kurdu diye verdi. Lider olsaydı, güçlü olsaydı kendisine böyle bir muamele yapılabilir miydi?